Melek şüphelerinden kurtulsun diye evlendim. Bilseydim. Bilseydik yani. Kardeş olduğumuzu bilseydik. Kardeşim beni kıskanmazdı. O zaman ben de bu kadar acele etmezdim evlenmek için demek istedim. Sen namaha bu kadar çabuk evet diyecek kadar onu sevmedin. Onu istemedin. Az önce söylediğin keşkelerinin içinde Melek'ten başka biri var mı? Başka kim olabilir? Zülal, namını sevdin mi sevmedin mi? Önümüzdeki saatler riskliymiş. Her şey düzelecek. Diliyorum. Üşümüş müsün? Evet biraz. İçeri girelim. Hakkındaki düşüncelerim de haklı çıktığıma üzüldüm. Kuzen Nejat'a. Neden böyle bir şey dedin? Aramızda bir şey. Söylemek zorundaydım. Her şeyi bildiğini bilsin. Necat Bey döndü mü? Döndü fakat tekrar çıktılar. Bugün toplantısı vardı. Evet, toplantıları iptal ettirdi. Teyzesi rahatsızmış sanırım, hastaneye gitti. Hoş geldin. Geçmiş olsun. Sağ ol. Bu oda mı? Evet. İçeride biri var mı? Hayır, yalnız. Girebilir miyim? Girebilirsin. Ama fazla kalma. İzin vermiyorlar. Sıcak bir karşılama. Zülal kocası. Oğlu sayılır. Oğlunuz olarak tek gördüğünüz kişi Necat değilmiş. Buna sevindim. Sizi böyle görmek çok üzücü. Bazı şeyler vardır. Ruhun bedeni kaldırmaz. Seni devre verir. Artık her şeyi biliyorsun. Sen özür dilerim. Şimdi bunları konuşmanın sırası değil. Çok üzgünüm. Ailen biliyor mu? Elbette ki hayır. Bu konuyu onlara söylememek için
Zülal'le aramızda anlaştık. Necat nerede? Bahçede. Ne konuştunuz? Hiç. Olanları. Ama bana bizi biraz yalnız bırakır mısın dedi. Senin yanında konuşamayacağı şeyler vardır belki. Necat'ı benden, beni Necat'tan kıskanma. Yeter artık, üçümüze de acı çektiriyorsun. Haber vermiştim. Hiç pişman oldun mu? Ne için? Beni doğurduğun için. Evlatlık verdiğin için. Bütün bunların tek tek ortaya çıktığı için. Pişman oldun mu? Bir çocuksun. Sana evlatlık verdim çünkü o zaman başka hiçbir çarem yoktu. Bütün bunlar iyi ki ortaya çıktı ki ömrümde bir kez bile olsun sana kızım dedim. Bir daha izin vermesen bile hiç olmazsa bir kere demiş oldum. Ben sana anne diyemem. Sen hep evsettin benim için. Ben sana hep evset dedim. Sen benim için evsettin. Başka bir türlü düşünemiyorum. Üzülme. Ben bunu duyacağıma hazırdım zaten. Bir şeyler yedin mi? İyi olur. Sen burada mısın? Buradayım kızım. Siz gidin rahat rahat. Tamam. Ben arabayı alayım canım. Bu kanayan aşk yüzüme vuruyor. Her yanımdan yakıp geçiyor. Bir yanım gider, bir yanım kalır. Fırtına dinmez seni benden alır. Zor artık yeniden aşk, kalbim biliyor. İçimde ağlayan çocuk yok
olmaz diyor. Bir yanım kaçar, bir yanım kalır. Fırtına gelir seni benden alır. Senin sevda derdin mi var? Nereden çıkardın? Bizim konuşamayacağımız başka ne olabilir ki? Yok öyle bir şey. Okuldan mı? Yok öyle biri baba. Ne zamandır okula da gitmiyorsun da. Seni üzen başka ne olabilir ki? Kızmayacağım. Bak söylenmeyeceğim de. Yok bir şey baba. Yok bir şey. Hastaneden çok uzağa gitmeyelim. Ne olur ne olmaz. Sen nasıl istersen. Merak etme. Seni annenden ve sevdiklerinden çok uzaklara götürmem. Ne diyor Necat Bey? Ne zaman? Ben geldiğimde. Bizimkilerden bahsediyorduk. Öyle mi? Bana da benden bahsediyormuşsunuz gibi geldi. Neyse canım. Düne kadar kuzenin sanıp her şeyini paylaştığım bir insan sonuç olarak. Sizin de bir özeliniz vardır herhalde. İlişkimizi bozmadığı sürece saygı duyuyorum. Evset için bazen yardımcı falan deyip küçümsüyoruz ama hakkını yememek lazım. İyi bir kadıncağız. Bak annenin böyle bir gününde bile yanı başında. Öyledir. Zaten biz onu hiç yardımcı olarak görmedik. Hep ailemizin bir parçasıydı. Çok normal kızım. Bunca yıldır birlikte yaşıyorsunuz tabii ki. Necat. Efendim. Zülal, müsait miydin? Evet. Fırat Bey var, Eda var. Bizdeyiz. Anladım. Bir sesini duymak istedim. Müsait değilse sonra ararım. İyi misin diye merak ettim. İyiyim. Daha iyiyim. İyi, güzel. Konuşamıyorsun galiba. Namık gözünü dikmiş sana bakıyor. Değil mi? Tamam. Kapatıyorum. Hastaneye gideceğin zaman bana haber ver. Ben de orada olayım. Seni görmüş olayım. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Affedersiniz. Kötü bir şey yok değil mi? Hayır, beni merak etmiş. Zülal onun göz bebeği. Olacak tabii. Kuzeni. Aa Namık sen ne dersen de Necat şahane bir insan. Ben bayılıyorum. Ben geldim. Yalnız mısın? Namık nerede? Evde. Daha yeni evlendin. Ben varım, annem var, Necat var, birimiz kalır. Ben annemin yanında olmak istiyorum. Zülal. Senin asıl annen benim annem. Bu sandığın kadar kolay olmuyor. Bir günde her şeyi değiştiremiyorsun. Kardeş olduğumuzu en baştan bilseydik, birimiz öteki için Necat'tan vazgeçebilirdi. Şimdi sorsam yine inkar edeceksin biliyorum ama o karlı gecede Necat seni öptüğünde kuzen olmadığınızı bilseydin sen de ona karşılık verirdin. Necat'ı sevmeni engelleyen şey kuzen olduğunuzu sanmandı. Saçma sapan konuşma. Ben artık evliyim. Ne değişir? Birini sevmek için kim olduğun, ne olduğun hiç fark etmiyor. Ben Necat'ı sana rağmen sevdim Zülal. O kişi
Maria diye uydurma biri değil. Sendin. İyi mi? Çok iyi. Mışıl mışıl uyuyor. Gel çıkalım. Sen, ben kalırım. Dönmeyeceğim. Burada olmak istiyorum. Namık gelmeyecek mi? Hayır, gelmeyecek. İyi o zaman. Beraber sabahlarız. Nasılsın? Sabah olsun da gel artık, özledim. Yo, gerek yok. Yalnız mısın? Yanında başka biri var mı? Necat var. Anladım. Ben seni sonra ararım o zaman. Tabii tabii. Ben de. Sordum. Biri var mı diye sordum.